Yüzlerce yıl dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nde geçerli olan bazı yasaklar vardı. Bu yasakları ilk kez duyacak olabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kurulana dek Osmanlı Devleti varlığını sürdürmüştü. İşte bir zamanlar geçerli olan o birbirinden ilginç yasaklar. 1. İstanbul'da büyük bir esir pazarı bulunuyordu. Ticaret amacıyla gelen yabancıların kısa bir süre buradan esir ve cariyeleri alıp kullandıktan sonra sokağa bırakmaları üzerine 1559 yılında çıkartılan kanunla gayrimüslimlere esir satılması yasaklandı. 2. Kahvehane ve tütün yasağı. Tütün Osmanlılara 17. yüzyılda girmiş ve kısa bir sürede çok yayılmıştı. 4. Murat zamanındaysa tütün kullananlar ölümle cezalandırıldı. 3. İçki yasağı. Günümüzde de seçim günlerinde yasak olan içki satışı ve kullanımı Osmanlı'nın da muhtelif zamanlarında uygulanmasına rağmen en katısı Padişah 4. Murat devrindedir. 4. Yatsı ezanıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkma yasağı. Sokakların fenerlerle aydınlatılmasından önce konulmuş bir yasaktır. Sokakların güvenliği yeterli olmadığından ve geceleri sokağa çıkan halkın bir ayaklanmaya neden olabileceği düşünülerek uzun yıllar uygulanmıştır. 5. Kadın ve erkeklerin kayıklara birlikte binme yasağı. Fatih zamanından 2. Abdülhamit zamanına kadar devam etmiştir. Kadınların erkeklerle kayıklar içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunabileceklerini düşünerek konulmuş bir yasaktı. 6. Kadınların Eyüp'te kaymakçı dükkanına girme yasağı. 16. yüzyılda konulmuş bir yasaktı. Eyüp Sultan'ı ziyaret etmek bahanesiyle gittikleri Eyüp'teki kaymakçı dükkanlarında erkeklerle buluştuklarının saptanması üzerine konulmuş bir yasaktır. 7. Kadınlara açık giyinme yasağı. Çeşitli dönemlerde bu konuda ferman çıkartılarak açık kıyafetler giyerek erkekleri baştan çıkartmaya çalışan kadınların ve bu elbiseleri diken terzilerin ceza alacakları bildirilmişti. 8. Kadınlara mesire yasağı. Kadınların mesire yerlerinde sevgilileriyle buluşacakları düşünülerek 1752 yılında konulmuş bir yasaktı. Kadınları arabalarıyla mesire yerine götüren arabacıların ise yakalandıkları takdirde İstanbul dışına sürülecekleri ferman yoluyla halka duyurulmuştu. 9. Hamama giden gayrimüslimlere nalın giyme yasağı. Hamamlardaki Müslüman ve gayrimüslimleri ayırt etmek amacıyla konulmuş, nedeni bilinmeyen bir yasaktır. 10. Şehir içerisinde ata ve arabaya binme yasağı. 17. yüzyıla kadar şehir içerisinde arabaya ve ata binmek yasaktı. 11. Çingenelere ata binme ve kısrak besleme yasağı. 12. Arnavutlara hamam tellağı olma yasağı. İstanbul'da büyük bir isyana neden olan Arnavut kökenli patronu Halil'in hamamda tellak olduğu öğrenilince bu yasak konuldu. 13. Umumi yerlerde ve bilhassa kahvehanelerde devlet sohbeti yasağı. 14. Kiliselerde çan yasağı. 1856 yılına kadar uygulandı. 15. Şehirdeki konaklardan yalılara, yalılardan konaklara taşınma yasağı. Tanzimat devrine kadar yürürlükte kalmış bu kanuna göre devlet görevinde çalışanların yaz başlarında yalılara, yaz sonrasındaysa konaklara dönmeleri çeşitli sorunlara neden olduğundan bu yasak konulmuştu. 16. İstanbul surların üzerinde ve yanında ev yapma yasağı. 17. Ay yıldız yasağı. Bayrağımızın süs unsuru olarak kullanılmaya başlaması üzerine alınmış bir yasaktır. 18. Evlerde yemek çeşidi yasağı. 1821 yılında yemek israfını önlemek amacıyla çıkartılmasına rağmen pek uygulama bulamamış bir yasaktır. 19. Bekçilere davul çalma yasağı. 20. Kahvelerde saz, söz, mehtapla her türlü oyun, satranç ve dama oynama yasağı. 21. Erkek memurların kötü kıyafet giyme yasağı.